Hepinize merhabalar. Biraz geç kaldım. Bu geç kaldığımız için özür dilerim. Kusura bakmayın. Bugün Hayrelçi'nin ölümünün 6. yılı, aslında katledişinin 6. yılı. O yüzden mezarlığa gitmiştik. Mezarlığa gelirken ben trafik hemşire biraz geç kaldık. O yüzden affedin. Tabii bugün burada konuşurken özellikle başından beri şeyimiz adı var. Hep onu okudum. Ali Kalkmeler, Mehtabi var. Zaten Abdullah, ben moderatör olarak şey değil ama ben de Abdullah'ı okuyorum. Nuri var. O yüzden bugün zaman ayırıp geldiğiniz için, bu pazar günü zaman ayırıp geldiğiniz için size teşekkür ediyorum. Umarım keyifli bir sohbet olur. Yani bir yazarın bilgi vermek gibi bir şeyim yok benim. Bilgi vermek gibi bir bilgim de yok. En fazla sizlerle yazma ve bu yazma süreciyle ilgili bildikte tecrübelerimi paylaşabilirim. Bana ait olanlar. O yüzden burada söyleyecek her şey bana ait olduğu için. Bir doğruluğu yok ama bana ait olduğu için söyledim. Şimdi Peygamber Endişesi yazarken endişelendin mi? Endişelendin mi? Kastettiğin, korktun mu? Onu mu sordun? Birincisi. Ya şöyle, iddialan görüldü sanırım. Değil mi Peygamber Endişesi'yle ilgili? Daha doğrusu yani başka bir vesileyle oldu ama hedef gösterildiğini biliyorum gazete tarafından. Ama altındaki nedeni ben bu olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar başka bir takım politik nedenler öne sürülse de ben altında böylesi bir duruşun olduğunu düşünüyorum. O yüzden sordum. Yani şöyle, yazar endişe etmedi. Korkmak demeyeyim de. Endişe. Hepimiz korkarız. Şöyle bir durum var. Ben ya bir romana başlama söylemden başlayayım. Ondan sonra toparlayayım. Ben bu romanın, hani her romanda benim de gözümde bir fotoğraf canlanır. Bir fotoğraf ve bu fotoğraf bir his gibi gözümde canlanır. Bu fotoğraf şöyle bir şeydi. Kalabalıklar arasında her taraf çok sayıda insan var. Fakat bir kişi bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bu anlattığı şeyleri etraftakilerine söylemeye çalışıyor. Ama etraftakiler hiçbir şekilde bunu dinlemiyorlar. Ona hiç kulak vermiyorlar. Bu aslında bir Kürt olarak bizim aynı zamanda çaresizliğimizdir. Çünkü hep kendimizi anlatmakla anlatmaya çalışırız. Sesimizi duyurmaya çalışırız. Ama kimsenin bizi dinlemediği bir çağda geçiyoruz, günlerden geçiyoruz. Yani benim bütün hayatımın da engelli için bu şey. Benim gözümde böyle bir fotoğraf vardı. Yani derdini söylemeye çalışıp kimsenin ona kulak asmadığı bir insanın yüz ifadesi vardı. İlk roman şeyim buydu. Fakat daha sonra bu romanı nasıl olabilir diye derken sadece görevi söylenenleri anlatma üzerine olan tek insan peygamberlerdir. Ve birçok peygamber defalarca Allah'ım ben bunu yapamam, seçtiğin kişi ben değilim, bu bana çok ağır gelir diyerek de bunu yapmakta zorlanan şeyler. O zaman şöyle bir şey oluşuyor. Yani bu fotoğraftan yola çıkarak, çünkü biz bir olayı bir dilek olarak anlatmaktansa onu daha farklı alegori yaparak, imge oluşturarak ve alt metinler okutarak anlatmak her zaman benim açımda daha tercih edilen bir şey oluşmuş. O zaman şeyi düşündüm. Bu çağa bir peygamber gelirse ve ona vahy edilenler ya da tebliğ edilmesi gerekenleri nasıl edecek? Hem kalabalık şehirler hem kimsenin artık ona inanmadığı dönemde geliyor. Nasıl yapacak? Tabii hemen ardında bunu arkadaşlarımla paylaştım. Arkadaşlarımın bir tepkisi beni öldürtecek misin falan demiş oluştu. Bu çağda böyle bir metin yazdı. Herhalde bir de radikal İslam'ın tavan yaptığı bir günlerde bunu şeklinde bayağı şey etmez. Bence çoğu arkadaşımın tepkisi bence bunu yazmama üzerineydi. Fakat yani insan olmanın korkusu ayrıdır. Sanatçı olmanın tutkusu da ayrıdır.
sizi rahatsız eder, evet tedirgin edersiniz. Çünkü daha önceden de Netanyahu'dan ayetler yazdığından dolayı da zaten Hizbullah'da bir alıp vermediğim vardı. Bir de bunun üzerine bu işe olur falan diye. Ben ilk etapta biraz şu olmuştu, daha sonraki zamanlarda sanatçı oldu. Yani o yazma tutkusu her geçen gün daha ağır basmaya başladı. Her geçen gün daha ağır basmaya başladı. O dönemde günün birinde romanını işte bitirmiştim. Aslında bu romana başladığım zaman Rüyası Bölünenler'de önce başlamıştı. Yani benim bir önceki iki romanla, hatta Rüyası Bölünenler'de bu romandan bahseder. Yani oradan bu kitaptan bahseder. En az bir, bu kitaba bir göndermesi olup vardır. Sonra bir daha toparladım ve hiç kimseye bir şey anlatmadan, hiç kimseyle bunu konuşmadan, olabildiğince kendi sesliliğimde bunu yazmaya çalıştım. Bunu yazmaya çalıştım. Çünkü sen o arada bir şeyle konuştuğun zaman çünkü şey oluşmuyordu. En iyisi kimseyle paylaşmadan. En bitirdikten sonra da şey yayın evine falan hazırladık. İsim tabii çok üzerine durduk. Ne olur bu mu olsun bu mu olsun. İlk etapta sadece peygamberdi. Sonraki zamanlarda da peygamberin endişesi üzerine karar kıldım. Ha şey... Nasıl olur, nasıl bir tepkisel oluşur diye tedirginliğim var. Kitap yayınlanmaya başladıktan sonra oldu mu? Oldu çünkü şey oluştu ve zaten hemen daha kitap satışa dahi sunulmadan bir Hürriyet Gazetesi'nde yapılan bir röportaj vardı. O röportajdan yola çıkarak da benim bir amcam var, hayatta beni aramaz. Böyle sabah namazında bir baktım, bu kitabın şey gazetenin manşetini göndermiş. İşte sözde yazardan skandal kitap Peygamber Efendimiz'e dil uzattı gibi bir şeyle başladı. Ama çok böyle desen ki böyle büyüyen bir şeyle olan bir duruma dönüşmedi. Sonraki zamanlarda zaten kitap kendi yolunda, kendi kaderini buldu diyebilirim. Şimdi her kitabın mutlaka bir serüveni var. Yazı serüveni. Benim yüksek lisans yapıyordum Kürtoloji'de. Bitkisi Kemal Fevzi ve Kürt Siyasal Hareketi ile ilgili bir kitabı vardı Mahmut Sanci'nin. Orada Kemal Fevzi'nin hikayesini okuttular bize. Yani siyasal hareket içerisindeki önemi. Orada kardeşinin bir hikayesi vardı, Davreşit. Davreşit garip bir adam. Yani Bitlis çarşısında gezerken sürekli şöyle bir söz söylermiş. Bildon söyledi. Her ulusun kendi kaderi tayin hakkı vardır diye. Aslında Bildon derken Bison prensiplerini kastediyor. Ama kardeşinin ölümü o kadar dokunuyor ki Bitlis'te sürekli çırılçıplak geziyor. Gezi söylüyor. Aynı zamanda hekimmiş yani. Akli melekelerini kaybetmeden önce. Orada şey düşünmüştüm. Ya ben hikaye yazmalıyım. Yani Kemal Fevzi'nin, Lavreş'in hikayesini mutlaka yazmalıyım diye. Yani ben bir kovulcum gibi sürekli beni bırakmadı ve ben yazma fikri mesela o an olgunlaşmıştı bende. Şimdi süreci anlattın ama niye böyle bir kitap yazdın? Yani nasıl başladı? Niye böyle bir kitaba ihtiyaç duydun? Yani fikir nasıl çıktı ortaya daha doğrusu? Tabii ki her yazarın bir yazma biçimi vardır ve aynı zamanda yaratma biçimi ve tarzı vardır. Ya da mesela hangi saatlerde yazdığına dair de değişebilen bir özelliği vardır. İşte gece yazan, ondan sonra gündüz çalışan, farklı. Benim yazma aşamam, bir romanı bitirme aşamam dört aşama gibi bir sürede geçiyor. Yani ben dört aşamada bir romanın bittiğine artık emin olabiliyorum. Birinci aşama, dediğim gibi işte bir hissin oluşması, zihnimde bir fotoğrafın oluşması. Biraz önce de dediğim gibi, ya çünkü belki de benim de çok gerçekleşiyor bu şekilde. Çünkü bir süre sonra artık kendinize dair bir şey anlatmama arzusu oluşmaya başlıyor. Çünkü karşıdakinin duymama hali insanı sıkıyor bir süre sonra. Ve senin birebir yaşadığın bir olayı ya yok ya sen yanlışın vardır. Ya ben yaşadım dediğin halde şey oluşmaz. Bu tabii ki bir bu sende sadece bir tortu oluşturur.
Bunu nasıl metne dönüşeceğini ben de atıyorum. Ben de ilk oluşan dedi, biraz önce söyledim. Kalabalıklar arasında bir şeyler anlatmaya çalışıp ama ki etraftaki kimse ona kulak asmadı, bir yüz ifadesi var. İlk roman şey buydu. Yani bu hissi buydu. Sonra bir süre sonra bu yüz gittikçe belirginleşmeye başlıyor ve sonra da bu yüz benden de şöyle soruya dönüyor. Bugün yani bu çağda bir peygamber gelirse nasıl tebliğ yapar? Bir peygamber nasıl yol alır? Onun kaderi nasıl harekete geçecek? İnsanlarla nasıl muhatap olacak? İnsanlara hikayesini nasıl anlatacak? Çünkü bir yani yüzyıllar önceki gibi kentlerimiz az insana oluşmuyor. Milyonların yaşadığı kentlerde yaşıyoruz. Ve tebliğini nasıl yapacak? Bunun üzerine fikir oluştuktan sonra birinci aşama gerçekleşti. Bir peygamber bugün gelirse nasıl tebliğ? İkinci aşamada şöyle bir yol alıyorum ben. Benim her metnin arkasında bir araştırma süreci vardır. Çünkü ben metnin ilhamla değil, metnin inşa ile yazıldığına inananlardan biriyim. Yani her metnin arkasında çok ciddi bir araştırma yapıyorum. Bu metinde de bir peygamber seçtiğim için, bir peygamber hikayesinde yola çıktığım için uzun bir süre işte dinler tarihi, kutsal kitaplar, azizlerin hikayeleri, sahabelerin ve çok sayıda farklı dini metinler okudum. Yani bu dini metinler okuduktan sonra, yani bu ikinci aşamadan sonra, bu sefer üçüncü aşama dediğim yazma aşaması oluşuyor. Bu yazma aşaması o arada hissettiklerim, kurmacaya dahil çektim, hepsini yazmaya başladım. Uzun uzun yazıyorum. Bu üçüncü aşama bittikten sonra bir süre bekletiyorum yazdıklarımı. Ve bir süre beklettim sonra da bir şekilde artık sende de bir sönmeye başlıyor. Çünkü bir yazdığınız için de o çoğuşmuş. Artık dinmeye başlıyor. Dördüncü aşamada şey benzetirler. Yani tıpkı bir heykeltıraş gider bir dağda büyük bir taş kütlesi, mermer kütlesini atölyesine getirir. Fakat sen o taşa baktığın zaman o taş olarak algılarsın. Fakat heykeltıraş onun içerisinde gördüğü bir melek mi, Afrodit mi, Hektor mu, Zeus mu? Heykeltıraş o taşta başka bir şey görür. Ve bunu yavaş yavaş kırmaya başlar. Kırdıkça da zihninde gördüğü, hayal ettiği şeyi ondan çıkartmaya başlar. Benim de üçüncü aşama bir anlamda böyle bir bloktur. Çünkü çok uzun yazmışımdır. Ve bunu azaltmak, aynı zamanda sağaltmak, aynı zamanda atmak gerekiyor. Dördüncü aşamada bu süre işlemeye başlar. Bu sürede yazarken de ya ben bir tane şiir, hayatım önce bir tane şiir yazmadım ama hep şiir okuyucusu oldum. Yani çantamda her zaman yanında çalıştığım tek kitap varsa şiirdir. O sürede olabildiğince defalarca okuduğum şairlerin metinlerini tekrar tekrar okuyorum. Ve sonra da o hissettiklerimi o tüm olarak gördüğüm bloktan çıkartmaya başlıyorum. Dördüncü aşama bu şekilde gerçekleşir ve sonra da artık bir yaratma süresi bitmiştir. Bunu yayın evine haber veririm. Yayın evinde de paylaşırım. Yayın evleri de işte şu anda çalıştığım yayın evleri de buna göre hazırlık yapar ve zaten sonra da bir editöryal kısım başlar. Devletin öğretici. Şimdi ben az önce emin değilim. Songül'e sordum Aves yayınları. Şubesini burada ne zaman açtı diye. 99 dedi. 99'da ben ilk mekanlarına gittiğimde sanırım çok fazla kitabı yoktu. Değil mi Songül? Az. Birkaç kitabı vardı. Aves Hanım. Evet. Aves Hanım kendi. 50 falan. Evet. Evet. Yani o zaman raf tabii küçük bir raftı.
sonra böyle kitapları çoğaltarak geldi. Ve ilk kitabından bugüne Avesta'nın hemen hemen bütün kitaplarını raf kendi kitaplığımda edinmeye çalışıyorum. Çok kıymetli şeyler yaptığını düşünüyorum. Yani böyle bir çalışma yer olarak oldukları için sana teşekkür hak ediyorum. Zadırca'da bir laf vardır, bir atasözü. Belki her velike bir koke hosero ben üzerim. Yani her çiçek kendi toprağı, ancak kendi toprağında yeşillenir diye hayat bulur. Şey vardır, Yaşar Kemal'in Arda Efsanesi okuduğumda Türkçe yazılmış bir metindir ama bana hiç de Türkçe değildir. Yani hiç de Türkçe gibi gelmez. Sanki çok Kürtçe yazılmış gibi, sanki ruhu yansıtır gibi gelir. Peygamber endişesi Kürtçe'ye çevrildi. Yani sanki kendi kökleriyle buluşan bir şey gibi geldi bana. Çünkü kitabı Türkçesini okuduğumda hissettiğim duygulardan bir tanesi buydu ki sen diğer metinlerin de öyle. Yani Türkçe yazıyorsun ama sanki böyle Kürtçe bir şeyi var gibi, duygusu var gibi. Ben hissettiğim duyguyu bir sorayım, hissedin. Ne düşünürsün? Yani kendi köklerle buluşunu düşünüyor musun sen? Şimdi ilk etapta tabii ki yazdıklarımızda en yakınlarımıza okuturuz. Ve okurlarımıza tanırdık. Böyle bir şey oluşuyor. Sonraki zamanlarda yazdığımız metinler çok sayıda farklı dillere çevrilmeye başlar. Bambaşka okurlarla buluşur. Açıkçası ilk kitabının çevrildiği dil de Kürtçe olmuş. Yani ilk kitabın yani Türkçe'de ama başka bir dile çevrildiği zaman da Kürtçe'ydi. 2010 yılında Diyarbakır Kitap Fuarı'nda işte Deney Ezan Ayetler kitabının yani o dönemin genel yayın yönetmeni, Doğan Kitabı yayın yönetmeni bunu Kürtçe çevirtelim ve önümüzdeki fuarda da yayınlatalım. Oradan başladı ve bugüne kadar 4 kitabım Kürtçe çevrildi. Bana göre de, yani ben de bunu okuduğum zaman çok daha farklı bir his oluşuyor. Yani tabii ki Kürtçenin hem zengin şeyle, çünkü ben bildiğim ki dil var. Yani birebir şey ettiğim bir Kürtçe, bir Türkçe. Çok az İngilizce biliyorum. Arapça okuyabiliyorum ama hiç anlamıyorum. Namazı tanıttığım için Arapça öğrenmiştim. Kürtçe'ye çevrildiği zaman bana da o duygu veriyor. Yani sanki yuvasına, evine geri geldiyse bende de oluşuyor. Yani o mesela çok sayıda dillere çevrildiğinde yani bunu böyle bir şey olsun diye söylemiyorum. Yani en çok da yani diğer dillere çevrildiği zaman zaten o bir süre çekiyor ama hatta Abdullah Şerif ya sen sanki yeni yazar kitap yazıyorsun bu kadar heyecanlı kapak beğendiniz bir şey yaptınız mı falan diye. Çünkü bambaşka bir duygu oluşuyor çünkü bir çok içinde hissettiğim bir duygudur. Bence de bir şekilde kendi evine dönmüş olduğunu düşünüyorum. Taktik bir şekilde sürdürebiliriz. Eğer sizin de eklemek istediğiniz ya da sormak istediğiniz bir şeyler varsa yazarımız ile devam edelim. Buyur. Kitap okulunda özellikle şunu merak ettim. Bugün gerçekten bir biri çıksa Mehdi gibi ben peygamberim işte göklerin diğer yüzüne getirmeye geldim falan Allah tarafından göndermiş bir elçiyim desem Yavuz Ekinci'nin bu peygambere karşı tepkisini aldım. Ben demiştim. Ben ona inanırım. ya şöyle bir durum var. Bence biz şekilde zihinlerimiz değişiyor artık. Yani düşünüyorum. Bugünün miti nedir artık? Bugün mitolojisi bence bugün mitolojisi makinalardır artık yani. Yani bilimdir artık yani. Bu makinalar bilim bugünün mitolojisini artık yerine geçti. Daha önce çok farklı bildiğimiz insan tipleri bugün onları hasta olarak tanımlıyoruz. Yani örneğin derviş bildiklerimizin hepsini bugün bir anda böyle sokaklarımızda dolaşsa hepsini yakalayıp tımarhaneye tıkarız. Yani kalenderileri, zahidileri, hepsini. Çünkü yani yakın zamanda biraz
dervişlerle ilgili okudum. Dervişlerin amacı şeymiş, biz vahşi doğaya kaçmıyoruz. Hayatı reddettiğimiz için hayatın merkezinde vahşi doğa yaratıyoruz kendimize diyorlar. Ve çıplak şekilde dolaşırlar, yalın ayağı dolaşırlar, sadece üstlerinde bir hayvan kolsu alarak dolaşırlar. Şimdi bu yüzyıllar boyunca toplumda çok şekilen bir durumdu. Yani makbul görülen ve değer verilen bir şeydi. Ama günümüzde artık insanı algılama bambaşka oluşturdu. Muhtemelen bunları ruh hastası olarak edilirdi. Benim tepkim ne olurdu? Bir sürü, yani ilk bu metne başlamadan önceki, çünkü bir metne dediğim gibi, bir metnin yazdığınız zaman aynı zamanda o bir şeyde kendinizde de gerçekleşiyoruz. Hem okumalarınızdan bir şeyle. Bugün, yani bu metne başlamadan önceki tepkim yine saçmalıyor gibi şeylerdim. Ama bugün biraz daha fazla. Çünkü kesinlikle kendi iç dünyasında öyle bir şey hissediyor. Ve zaten bu kitap yayınlandıktan sonra biraz daha ardından seçicilik şeklinde çok sayıda farklı dünyanın her yerinde ben bugün peygamberim diyerek çıkıp şeyden insanların haberleriyle karşılaştım ve zaten şey gibi arkadaşlarım da farklı şeylerde bunları haberlerini bana şey gördü, bak peygamberim burada da ortaya çıktı falan gibi. Ben biraz daha kulak verirdim ona, ne demek, onu dinlerdim diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Bir yazar olarak Selma Rushdie endişesi ya da aforoziyle endişesini taşıdınız mı hiç? Valla şu şey... şimdi şöyle, o kitap yayınlandıktan sonra tabii Akit manşet olarak verdiği zaman şey vardı, bir arkadaşım vardı, umarım da sonu Selma Rushdie gibi olmaz falan diye böyle bir şey vardı. Bir tedirginli, dediğim gibi ilk böyle yazmaya başladığım zaman arkadaşlarımla paylaşınca çünkü herkesin hemfikir olduğu, bir de Batman'da büyümüş biriyim. Batman'da yani Hizbullah'ın o dönemine denk gelmiş biriyim. Kitap çıktıktan sonra, yani çıkmadan önceki arkadaşlarımın tepkisi biraz böyle bir endişe yaratmıştı bende, ama sonraki zamanlarda bu geçti. Kitap yayınlandıktan sonra da bu şeyin manşeti, Akit'in manşeti böyle bir şey oluşur mu? Çünkü belli olmuyor. Bir anda hedef gösteriyorsunuz. Ve bu hedef gösterdiğiniz, size hedef gösteren kesim kitapla ilgili bir şey söylemiyor. Sadece kitap da okumamış. Sadece kitabın isminden yola çıkarak bir şey oluşturuyor. Yani dediğim gibi İlk zamanlarda böyle bir şey oluşmuştu, tedirginlik oluşmuştu diyebilirim yani. Ve bu olayın büyümemesi için, yani bu Akit'in olayının büyümemesi için de gerçekten yayın evi olarak ve böyle bir ekip olarak da çok ciddi bir şekilde bir karşı hamle planladık. Ve bu hamle tuttu da. Yani şöyle, bir ona cevabını vermeliyiz. Çünkü bir anda bütün gazetelerde şey geçiyor. Akit Yavuz'u hedef gösterdi. Ona cevap mı vermeliyiz? Nasıl karşı edeceğiz? Büyümemesi için ya da büyümeli miyiz? Gibi çok sayıda şey masaya yatırıldı. Ve en sonunda şey vardı. Yani bir şey söz vardı. İşte savaş meydanında ölüp taklit yaparak kurtulabilirsin gibi. En iyisi hiç bir şekilde cevap vermeyelim. Ve elinize gelen ne varsa bu haber sitelerde çıkan haberleri tekrar hepsini sildirtmek ve en sonunda zaten Akit'in kendi sitesinin dışında hiçbir yerde bu haber kalmadı. Öyle bir şey oluştu. Ama Akit bunun peşi tabii ki bırakmadı. Bu sefer ikinci haber yaptı. Bu sefer tweetlerinden yola çıkarak Hürriyet'in parlatmaya çalıştığı yazar belki kendi çıktı bu sefer. Sefet küftükten, ha dedim orada bir sorun çıkmaz yani, en azından bu bildiğiniz bir adamdır. Şu anda zaten süren bir mahkemem var. Bakalım sonra nasıl şey oluşur. Ama en azından, çünkü o şey, bir din üzerinde hedef göstermek bambaşka bir şeydir. O şu anda tehlike yok yani. Yazarlar
şunu soracağım. Şöyle, bu kitap yazma sürecinde mesela hissiyat olarak dediniz ya, bir hissiyat oluşuyor, ondan sonra yazmaya başlıyor. Mesela bu daha çok gözlemleyerek mi yoksa araştırarak mı hissiyat oluşuyor? Mesela şehirde bir insan köyü anlatabilir mi? Araştırarak mı yazar veya gözlemleyerek mi? Yani gitmesi mi gerekiyor? Yani sizdeki o hissiyat tam olarak nasıl oluşuyor? Yani denge olarak hangisi daha ağır basıyor ya da böyle söyleyeyim? Ha, şimdi ben romanın artık bir şey inşa olarak algılıyorum. Yani bir icat gibi algılıyorum. Yani sadece bildiğiniz duyguları yazmıyorsunuz. Ya da bildiğiniz bir dünya da yazmıyorsunuz. Çünkü eğer buradan giderse, bu şekilde bir yol alırsa bildiğimiz, gördüğümüz, tanık olduğumuz olaylarla gidersek edebiyatın sınırlarını çok sınırlandırmış oluruz. Ve bu bizim yani elimizdeki yazacaklarımız bir iki kitapla da biter. Ve sonraki yıllarda da bunun durmadan çoğaltırız. Açıkçası benim bunu hep hissettiğim bir şeydir. Ve ben ilk yazımdan beri, yani ilk metinlerimden beri bir yanıyla tanık olduğum, duyduğum metinler yazdım. Tabii dönüştürerek şeylerek. Bir yanıyla da kurmacanın şeylerine girmek istiyorum. Çünkü kurmacanın içinde bir büyü vardır. Siz bir şeyi başlıyorsunuz ve bunu bambaşka şekilde düşünüyorsunuz. Araştırma bunun bir kısmıdır. Yani araştırma, sadece araştırarak bir metin yazılır mı? Yetmez bence. Bu araştırma o dünyanın bir parçası, o dünyanın hissiyatını elinde bulundurmanız için önemlidir. Her roman arkasında bir araştırma olduğu için sizin tekrara düşme durumunuz olmaz. Ve yeni bir şey de öğreniyorsunuz. Yeni bir bakış açısı da öğreniyorsunuz. Sonraki zamanlarda bu hem araştırma, hem hissetme, hem de duygulama. Çünkü yazar sadece ve sadece kendi işi düşündüklerini anlatmıyor. Bir karakterin içerisinde kendini var ediyor. Ve o karakterin gözü oluyor. Karakterler kesinlikle bizim bir kuklamız değiller. Beni yazarım. Karakterlerin üzerine çok ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum. Karakter kendi içerisinde, kendi dünyası içerisinde bir yol almaya başlıyor. Ben bugüne kadar, yani işte 5 roman yazdım. 3 öykü kitabım var. İlk öykü kitabımda dahi bu kurgunun içerisinde olmak istiyorum. Yani sadece tanık olduğum, duyduğum, gördüğüm bir şey değil. Aynı zamanda başka bir evren nasıl yaratabilir? İşte bu peygamber bunların en şeyden biri çünkü. Ve günün birinde de yine bunu yaptım. Böyle bir şey bana hep daha çekici gelmiştir. Yani kurmaz. Fakat ister ne anlatırsan anlat, aynı zamanda yazarın da bir evreni var. Yani zaten yazarı diğer yazarlardan, diğer yazarlardan ve diğer herkesten ayrı kılan kendi evrenidir. İçine ne atarsan at, kendini sudur etme, yani kendi mührünü vurma, kendine dönüştürme gibi bir şey var. Şeyi düşünelim, görsel olsun diye bazı ressamlardan şey derim. Aynı olay şeyini de anlasa, Picasso'nun bir olayı resmetmesi bambaşkadır. Salvador Dali'nin bambaşkadır, Miro'nun bambaşkadır, Van Gogh'un bambaşkadır. Çünkü bu sanatçının evreni oluşuyor. Biz de, yani yazarlar da benzer konular da anlasalar, benzer şeyler de anlasalar kendi evreni içerisinde dönüşürler. Mesela benim yazarlık evrende ve bunu çok sonra da fark ettiğim bir olaydı. Yani bunu fark ettiğim 2016, yani işte biraz da şey bu günün birinde romanının etrafında şey derken benim fark ettiğim şuydu. Benim evrenimde bir bekleme şeyi vardır. Bir bekleme dünyası vardır. Ve çok sayıda metnimin ana teması, yani ana duygusu, farklı hikayeler anlatsam da, farklı yerlerden baksam da bir beklemenin etrafında döndüğümü fark ettim. Mesela Marcus şeydi, ben bunca metin yazdım, aslında bir de baktım ki hep yalnızlığı anlatmışım. İşte Başkan Babamızın Sonbaharı, Albay'a mektup yazan yok, 100 yıllık yalnızlık. Bir işte kolor günleri karşıdaki o günlerce
şey, yalnızlık şey. Bende de bir bekleme hissi oluşmuş. Mesela nasıl? Yani biraz işte örneğin Peygamber endişesinde vahiy, şimdi tüm vahiy almayı, vahiy, bir sefer vahiy gelir ve sonra vahiy gelmez. O vahiy bekleme endişesi, bekleme süresi. Örneğin günün birinde yani korkuyu bekleme, yani korkuyla bekleyen bir insanların o bekleme, yani bir felaket onlara doğru geliyor. O felaket onlara doğru harekete geçin demiyorlar. Onun onlara yaklaşıncaya kadar ki bekleme hissi. Yani örneğin rüyası görünenlerde oğlu geriyle olan bir babanın çocuğunu artık şehire geldikten sonra pencere önünde beklemiyor. Belki fotoğrafını görürüm diye, belki yüzünü görürüm diye sabahtan akşama kadar Met TV'nin önünde bekleme hikayesi. Yani bir o bekleme şeyi var. Ya da işte mesela Teni Hasan ayetlerde Gılgamış'taki Kutana Pişti karakterinin yani ölmeyi beklemek ve ölmeyi, ben bir gün ölmek isteme bekleme süresi. Kendi hemen hemen bütün metinlerimin üzerinde böyle bir bekleme şeyi var. Ama her seferinde başka birinin dünyası, başka birinin hissiyatıyla. Bu da benim kendi evrenim oluyor. Bu evren sana ait ama her araştırma bu evreni başka birinin gözüyle bakmanı sağlar diye düşünüyorum. O soru da şu anda en çok tartışılan şeylerden biri. Hep şeyi söylenir. Mesela işte fotoğraf çekilmeye başladığı zaman resim öldü mü diye. Yani ses geliyor mu? Evet. Şey, kendinizi Türk edebiyatında bir yazar olarak mı hissediyorsunuz yoksa bir şey? Onun sorunun başında bu Kürt ve edebiyatta ona eklenmiş bir soru. Şimdi şu şekilde, yani bir yazarın kendi tanımlaması, yani sen tarif edersen de kişilerin seni bulundukları. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Dünya devletinin ölçeğinde bakarsan, yani bu şimdi dünya devletinin ölçeğinden bakarsan, beni Kürt devleti olarak görürsün ve Kürt devleti olarak kendini görürüm. Böyle bir bakış var. Yani örneğin çok sayıda da bu tarzda var yani. Ama farklı şey aynı zamanda Türk edebiyatında parçası. İki yani şey kültürel olarak, Kürt olarak, şey olarak yazan yazarlar iki edebiyatın da temsilcisi oluyorlar. Yani Ulysses'in İrlanda'da devletin olması, aynı zamanda İngiliz devletin olması. Bu şekilde. Mesela yani ben bak şey yurt dışında yapılan araştırmalarda baktığımda kimileri Kürt edebiyatı içerisinde tanımlıyor beni. Kimileri Türk edebiyatı içerisinde tanımlıyor. Ben açıkçası şimdi burada hangisini söylesem bir şey oluşturuyor. Ben ikisinin de parçası, ikisinde de kendimi gördüğümü düşünüyorum. Kendimi görüyorum. Ve bundan yola çıkarak da zaten daha önce Sarı Kitaplar diye bir seri çıkartmıştım. Kürt olup başka dilde yazan yazarların metinlerini toplamıştım. Bence tıpkı dünyada olduğu gibi bu yazarlar iki edebiyatın da parçası olarak oldu. Ben bir kelime olarak da görüyorum. Ama çok da tepki de var tabii ki buna. Kürtçe yazmadığı için onlar o bakış da haklı. Kürtçe yazmadığı için Kürt edebiyatı da sayılmazsın. Bu da haklı. Bunların da doğru olduğunu. Yani bir şekilde dediğim gibi herkes kendi şeyine bakabiliyor. Ama dünya ölçeğinde baktığımızda, en azından dünya edebiyatına baktığımızda bu gibi yazarları iki edebiyatın da parçası görüyorlar. Bir örnek vereyim. Bence 100 yılın önemli davalarından biriydi. Franz Kafka Almanca yazdı. Ama Yahudi bir aileden gelir. Ve tek Yahudi, yani şeyde, Musevci'de şey dedi, yazmadı. Franz Kafka'nın mirası Alman şehirleriydi. İsrail buna dava açtı. Bu bizim yazarımız. Ve bu halkla bütün el yazmalarını, ona ait her şeyin İsrail devletine verilmesi gerektiğini. Çok uzun süren mahkemelerden sonra mahkeme
Kafka'ya ait her şeyi İsrail Devleti'ne vermesiyle kararını verdi. Böyle bir yakın zamanda bu yine bu şey tartışmalardan yola çıkarak olan bir olaydı. Çünkü bu çok bu dava aynı zamanda bir yazarın şeyi temsil kime veriliyor gibi bir tartışma üzerine çıkmıştı bu. Bu da böyle bir dava var. Ben teşekkür ederim. Şimdi yedi kavramı tabii ki yani çok kadim bir hikayesi vardır. Yani hemen hemen işte dünyanın yedi gün yaratılması, evren yedi katlı, çok sayıda yediyle ilgili şey var. Ben bunun eski metinlere karşı müthiş bir şeyim var, açlığım var. Yani eski metinlere karşı müthiş bir okuma arzum var. Bu metinler bende şöyle bir şey yaratıyor. Yani bugün Gılgamış Destanı'nı okuduğumda 4000 yıl önceki bir insanın okuduğu metni okuyor olmanın vermiş olduğu bir haz var. Nasıl ki işte o insanlarla bir bağ kuruyorum. Aynı zamanda o metinlerde kendi derdimi de buluyorum. Yani şey düşün ya da işte İlyada Odessa okuduğun zaman oradaki ağırlığı. Şey ve insanların bu metinlerden yola çıkarak bir şekilde bizim insan olarak zaafımız nedir? Eksiklerimiz nelerdir? Gibi şeyi de bende yaratıyor. Şey düşünün. Yani su içerisinde bulunan bir yerde var. İlyada metni en şeyinde birisi Hektor Aşil tarafında öldürülür. Aşil hırsını almaz. Hektor'u arabasının arkasına bağlar ve günlerce Troya'nın etrafında cesedini yerde sürükler yürür. Ve Hektor'un babasının tek bir arzusu vardır. Oğlumu gömmek istiyorum der. Gider Aşil'in ayaklarına kapanır. Bana oğlumun cenazesi ver, oğlum görmek istiyor. Şimdi bu çok bizim tanık olduğumuz bir duygu değil mi? Hapanzer arkasına bağladın, ha şeyler arkasına bağladığında şey var. Ama bu dediğim olay 1000 yıldan önce olmuş. Ya da Gılgamış'tan bir örnek verecek olsun. Umarım kimsenin yakını kaybedilmez. Ama en sevdiğiniz, en çok ona hasret ettiğiniz birini öldüğü zaman ne hissedersiniz? Ona inanmazsınız. Benim yıllar önce ablam vefat etti. Hala da bir türlü kendime şey demedim. İnanmıyorum sanki öldüğünü. O ölme şeyi. Bu duygu aslında benden 4000 yıl önceki insanı da duygusuydu. Ha, bu yedi kavramı da muhtemelen hem çok eski okuduğum metinler bir de sözlü edebiyatının içinde gelen yediye karşı bir şey var. Her masal içinde mutlaka yediler atıf vardır. Ben çünkü çok da aynı zamanda masal da okudum, masal da dinledim. Benim lise yıllarıma denk geliyor, ortaokul yıllarıma denk geliyor. Batman'daki Hizbullah olayları ve Batman'daki dinsel aslında şey. Bunun etkisi var mı? Olabilir tabii ki. Çünkü yani dediğim gibi bir yazarın gördükleri, duydukları, hissettikleri, yaşadığı her şey mutlaka şeye dönüşüyor. Bir şekilde yani onun evreninde olduğu gibi bir şekilde dönüşmüyor. Eriyerek, başka şeylere karışarak,
başka boyutlarda dönüşerek kendi metni içerisinde bu şeyler olabilir yani bu Batman'daki şeyden dolayı böyle bir metne çekmiş. Ama benim başına beri bunu arzu şeydim şuydu. Sadece anlatma gibi için dünyaya gelen birisinin, yani bir şeyi birilerine anlatmak için gelen birisinin yaşayacağı o çaresizlik hissini yazmak istiyordum. İnan peygamber sadece yüzeyde gördüğümüz kaymak kısmıdır. Yani yüzeyimiz tabakadır. Kastettiğim bir peygamber hikayesi değil, bir şeyin anlatamama çaresizliğini anlatmak istiyordum. Madem ki Hector'dan bahsettin, Hector Aşil arasındaki o trajediden. Şimdi Homeros ikinci kitabında Troya Savaşı'ndan sonra Odysseus ailesini yani karısını bir miras sebebiyle kurtarmak için geri döner. Döndükten sonra Poseidon tarafından bir adaya hapsedilir. Hapsedildikten sonra işte ırmaklar sanrıçasıyla böyle bir yakınlık kurar ve arkadaşı Aşil'i görmeye gider. Gider ama gördüğü yer cehennemdir. Aşil cehenneme gitmiştir. Ya Homeros, benim ilk mesela düşüncem şeydi, Homeros taraf tutmuştur, bir taraftır yani. Çünkü Aşil Troya'da anlatır, savaşı onlar kazanır, Hektor'a bu zulmü yapar, babanın böyle bir yalvarma şeyi vardır, sahnesi vardır. Ama nihayetinde Aşil'i cehenneme atan olur yani, Homeros'un fikri aslında. Sen peygamberin endişesini yazdın. İnananlar var ve peygambere inanmayanlar var. Yazar olarak nerede duruyorsun? Kimin tarafındasın? Yani peygamberinin tarafında mısın yoksa diğer tarafta mısın? Ona inanmayanlar. Yani tam soruyu anlamadım da. Yani yazar şöyle, Homeros'tan yola çıkarak. Homeros iki destanında bir taraftı. Evet, bütün çıplaklığıyla Troya'da Hektor'un gördüğü zalimane şeyi anlatır. Aşil ölür ama Aşil'e ne olduğunu bilmeyiz biz. Ama ikinci destanda biz biliriz cehenneme gitmiş. Bu aslında Homeros'un tercihidir. Yani o kötülük karşılığında Aşil'i cehenneme atmıştır. Şimdi Homeros'un düşüncesi dediğim gibi sanki Aşil'i anlatmış ama yani Hektor'a zulmetmiş, bir babaya böyle bir zulmetmiş, yalvartmış. Ama taraf olduğunu görüyoruz. Yani yazar tarafını sanki Hektor'dan ve babasından taraf kullanmış gibi. Yavuz buna cevap vermeden önce küçük bir müdahale benim yapmama izin ver. Ya şimdi burada benim kafama şey tabii. Mesela Gürsel Korat'ın 1915'i anlattığı bir kitabı var. O kitap iyi bir örnektir aslında buna. Orada mesela kötü kahramanları bile objektif bir şekilde edebiyatta, romanda hak ettiği şeklinde anlatır. Bana göre acaba yanılıyor mu? Bunu Yavuz da şey etsin, söylesin belki. Aslında burada edebiyatçı bence iyi romancı kahramanlar arasında taraf tutmamalı diye düşünüyorum. Kötüyü de kötü gibi anlatmalı. Yani kötüdür işte ben buna karşı olayım, iyiyi öne çıkarayım. Burada edebiyatçıya aslında düşmez biraz. Okur buna bence karar vermeli diye düşünüyorum. Acaba yanılıyor muyum sevgili? Yok, bence de haklısın. Şimdi gökyüzüne alırsan kitabını var. Ya şöyle bir şey, tabii ki eğer kötü olduğu gibi kötü anlatırsan, iyi olduğu gibi anlatırsan buna sinemada şey derler, karton karakterler yani bir yüzü olanlar. Oysa insan bir yanıyla hem kötüdür hem iyidir. İyi de kötünün iç içe geçmiş halidir. Ben mesela, ben de İlyada'yı çok bildiğim ve okuduğum metindir. Mesela bu çıkarımı yapmamıştım. Yani Hektor'un, Homeros'un, Aşil'in şeyini tuttuğunu hiç düşünmemiştim. Çünkü Hektor o kadar büyük bir savaşçı olarak bize anlatıyor ki, çok büyük bir savaşçı olarak anlatıyor. Ve Troya'nın o şeyini anlatıyor. Ama tabii ki hikayenin sonunda Hektor aşk tarafında öldürülür. O sen dediğin kısımda ben mesela orada cehennem mi şey bir çünkü şey Odysseus şey mi yer altı iner. Orada en çok benim mesela dikkatimi çeken şey vardı. Aşık şeydir.
İşte sen büyük büyük kralsın, herkes hala sen adını söylüyor falan gibi bir şey, onu öve. O da diyor övme beni. Keşke şu anda böyle çiftçik bir çiftlikte maraba olsaydım ama yaşasaydım. Yani yaşama arzusu gibi bir şey diyor. Hatta şöyle bir ekleme yaptım ona. Diyor ki dünyada geçirdiğin en kötü gün buradaki en iyi günden daha iyi. Evet, evet. Yani bir anlamda aslında yaşama arzusu olarak onu okumuştum şey. Yani ben mesela yani şey olarak onun peygambere inanan mı inanmayan mı, öyle bir ayrım değil, iki tarafta da dururdum yani. Hem çünkü ama şey etmezdim, ona böyle bir tercih yapmazdım yani. Teşekkürler. Soru var mı? Ortalıkta farklı bir dilde yazan Yaşar Kemal, Selim Berekat, sizin gibi ben de sizin Türkçe okurunuz. Ancak uzun süre üzerinde etki bırakan Tene yazılan Ayetler kitabınızdı. Hala işte bir Mardin Tapuya'da, mezarlıkta, Kervansaray'ı gördüğünde bir az fazla aklıma gelir. Gerçekten ben çok merak ettim. Hani belki size birebir soramadım o zamanlarda. Esin kaynağınız neydi? O zamanki maktul yazarları da araştırdım. Ben hiç kimseyi bulamadım işin gerçeği. Birkaç tane gazeteci vardı. Yani o süreç nasıl oldu? Yani o süreci bize anlatabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi Asfas karakteri benim Bana İsmail Dayı'nda geçen bir karakterimdir. Yani ilk aslında orada başladı. Biraz önce Şemuz abi şey söyledi, işte karakterin tarafı tutmak şey. Mesela bu karakteri yazarken zerre kadar bu karakterin öleceğini bilmiyorum, beklemiyorum. Yani hiç romana başladığım zaman böyle bir bu karakterin şey olacak şey edemiyordum. Düşünmüyordum bu metinde. Yani Bana İsmail Dayı'nda yazarken. Fakat sonraki metinde, yani diyorum ya, metnini yazdıkça karakter kendi yolunu çizmeye başlıyor. Ve daha sonra da bu Asfas bir şekilde öldürülüyor. Zaten Bana İsmail Dayı'nda geçer bu. Bana İsmail Dayı'nın ilk şeyi buradan geçer. Şimdi Tene yazan ayetlerde böyle bir farklı hareket ettiği noktalar vardı. Bir tanesi Utana Pişti karakteri vardı. Utana Pişti, yani Gilgamış destanında geçen ve Gilgamış'ın yani ölümsüzlük otunu, yani ölümsüzlüğü bulmak için uzun bir yolculuk yaptıktan sonra ırmaklar ağzında bulunan Gilgamış'a Utana Pişti gitti, kişi Utana Pişti'dir. Bu destanı okuduktan sonra, yani biz çünkü kurguya inanıyoruz. Ben kurguya inanıyorum. Metinlere de inanıyorum. Şeyi düşündüm. Eğer ki Gilgamış destanını inanıyorsak, merkeze alırsak, o zaman Utana Pişti'nin hala yaşıyor olması gerekiyor. O zaman ölümsüzdür çünkü. Ve ölümsüz ise bu karakter hala günümüzde ise ve tabii ki en çok sevdiğim ve bildiğim kentte Diyarbakır. O zaman onun Diyarbakır'da yaşıyor ve Diyarbakır'a gelmiş gibi şey dersem nasıl bir şey olmuş olabilir diye. Böylece o yani ilk çıkma noktasından bir tanesi buydu. Ve sonraki işte başka işte olaylarda etrafında gelişiyor. Bu arada şimdi size söyleyince ben de sanki başka bir şey hatırlar gibi, çünkü Tenaz'dan hatta o kadar zaman geçmiş gibi geldi bana da, bazı kısımda hiç hatırlamadım. Böyle bir yolculukla çıktı. Bir, yani o dönemde olan bir kişi üzerine anlatmadım. Dediğim gibi Asfas karakterini benim bir önceki öykü kitabından alarak bu romanı ana kahraman yapmıştım. Ama dediğim gibi ben de bayağı bir kısmı yapmışım. Merhaba, hoş geldiniz. Şeyi çok merak ediyorum. Hani kitapların dört aşama sonrasında ortaya çıkıyor dediniz. Son aşama benim en çok dikkatimi çekti. Bana zor ve karmaşık gibi geliyor. Hani kendimi düşünüyorum. O süreçte muhtemelen çok zorlanırdım. Siz ne zaman tamam oldu diyorsunuz? Hani ayıklıyorsunuz, işte bazı yerleri açıyorsunuz. Ne hissediyorsunuz da o kitap basıma çıkıyor? Sonrasında pişman olup ya da eklemek istediğiniz yerler illaki oluyordur diye düşünüyorum. Mesela yıllar geçtikten sonra şu kitabıma keşke şunu da ekleseydim vesaire, oluyor mu?
olunca ne hissediyorsunuz? Yani şöyle bir şey, tabii ki bir daha okursam pişman çok olacağımı biliyorum. O yüzden olabildiğince daha hiç kitabıma yaklaşmıyorum, okumuyorum. Yani bugüne kadar, yani mesela Tene Yazan Ayetler romanımı şey istedi, Ezel Akay bunu sinemaya uyaralım, sinema filmi yapalım falan diye. Yani ben de o zaman da şeydi, ben okumam. Sen senaryoları dönüştürürsen, dönüştürürsün, ona bakalım. Çünkü bir şeyi bir daha okumak bana çok zor geliyor kendime. Biliyorum. Çünkü dediğiniz gibi burası böyle olabilir, böyle olabilir falan gibi şey diyebilirsiniz. Çünkü o yüzden ya da bilmiyorum çok şey bugüne kadar yani kapak şekilde yayla evinden çıktıktan sonra herhangi bir metnimi bir bütün olarak okumadım. Sadece özellikle yani yurt dışındaki söyleşilerde bu tarz bir söyleşiden çok kitabından bir bölüm okuyarak olduğu zamanlar oradan okudum. Onun dışında da böyle bir bütün olarak hiç okumadım. Ya şöyle yani yazar ya da şimdi burada çok sayıda yazar arkadaşım var. Tabii hepsinin bambaşka şey yöntemi vardır. Onlar da aslında buna katkı sağlarsa sevinirim. Benim o dördüncü aşama dediğiniz gibi en zor, en karmaşık ve bir bütün olarak çalışmanız gerekir. Ben o sürede ağırlıklı olarak hemen bir iş yapmam, yani başka elimde işler varsa da bırakırım. Hani o ondan önceki aşamada 3-4 işi beraber çok rahat götürebilirim. Ama bu sürede bir plan çıkartırım kendime. Disiplinli çalışmam dedim. Her gün ortalama sabahları 5 ile 6 gibi uyanırım yani bu iş olsa olmasa 5 ile 6 gibi uyanırım. O saatte öğlen saat 12-1'e kadar benim yazma sürecim buradan başlıyor. Hemen akşam hiçbir saatte de yazdığım olmadı yani. Sabah yazıyorum. O bir süre sonra artık şey oluşmaya başlıyorsunuz. Yani onunla bütünleşiyorsunuz. Yani onun şey gibi düşünün. Mesela Şivanperver'in elinde saz yoktur. Saz Şivanperver'in bir organı gibidir artık. Onunla bir bütünleşmeye başlıyor. O süre sonra roman artık senin roman senin masada çalıştığın bir şey değildir. Roman senin bir hamur gibi şekillenen bir şeye dönüşüyor. O sürede dediğim gibi bir yere gitmem, program çarpmam, olabildiğince sabah 6 gibi her sabah 5-6 gibi uyanır. Ondan sonra başlar. Saat 11'e kadar düzeltmeler, şeyler. Sonra o gün içerisinde bazı şeyler varsa tekrar. Ama sonra tekrar. Sezgisel olarak insan şeyi hissediyor. Yani evet burada oldu. Yani onun çok sezgisel olarak. Ama bu süreden oldu dedikten sonra da ben böyle bir 6'ya yakın tekrar romanı tutuyorum. Mesela şu anda yani yeni yazdığım roman bu aşamada, dördüncü aşaması bitmiş, tamamlanmış ama yine de bir şey var mı diye bekletiyorum. Yani mesela aslında ben yayın evime şey demiştim, Aralık gibi çıkartırız diye. Yakın zamanda onlarla görüştüm. Kalsın, Nisan'a kadar bir daha böyle bir rütbet tutarım, böyle bekleterim gibi bir şey var. Ama sezgisel olarak bilmiyorum, işte Şehmiz Ali de burada, Ahmet Ali de burada, Dorin burada, Enaz da gördü, Ulayın burada. Abdullah onların nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Bence size paylaşsanız sevinirim artık Şehmiz Ali. Yani o karar. Enaz da tatlı olur. Ben şimdi burada tabii çok fazla bir şey söyleyemem ama Mehmet Uzun'dan bir örnek vermek isterim size. Rahmetli Mehmet şey demişti. Ya ben romanlarımı yazdığım vakit sadece gün içinde uyanırken, ayırken değil, gece de rüyamda romanla yaşıyorum. Bazen kahramanlarım rüyama girer, hiç benim yazmadığım şeyleri benimle tartışırlar. Başucunda mutlaka bir kalem ve bir bloknot, bir defter bulunur ve hemen o şeyle heyecanla uyanırım, kaleme, deftere sarılırım. O konuştuğum şeyleri bir daha uyuyup kalktığımda unutmamak için hemen
tartışır ve bana diyor, anlatır bir şeyler söyler. Burada şöyle yapıyorsun, bunu yapıyorsun falan. Aslında onları ben yazmamışımdır. O bilinçaltıma nakşedilmiştir. Ve rüyamda onu da tartışıyorumdur. Ya edebiyat aslında bence biraz böyle bir şeydir. Şimdi bana yine rahmetli şeyi anlatmıştı. Benim ilde yattığı dönemde. Ben dedi İsveç'e gittiğimde işte ilk başta arkadaşlar benden siyaset bekliyorlardı 80'li yılların başında. 7-8 ay kadar bu siyaset beklentisi sürdü. Sonra ben dedim ki ben olmayacağım siyasette. Edebiyat yapacağım, roman yazacağım. Çok da şaşırdılar. Beklentileri yüksekti. Şey yaptım. Yani işte yazarken hep işte yaşadım ve biraz önce arkadaşlarımdan biri sordu ya araştırma mevzu. Aslında titiz bir şekilde araştırma meselesini de hayata geçirdiğini yine onun edebiyatında gördük. Örneğin Havara Dicme'yi yazdığında özellikle Havara Bira Kaderi'ne ayrı tabii Bedirhan Bey, işte Revşen Bedirhan'ın falan yanına gidip orada aylarca kalması bir mesele. Ama Havara Dicme'de ben bunun bizzat tanığı oydum. Metin yazılmadan önce metnin mekanını ve ruhunu kavramak için gelip burada işte Diyarbakır'da Dicle'nin akışını görmek kafi gelmedi. Cizre'ye nitekim onun hikayesini yazdı. Havara Dicle'nin mekansal yolculuğu üzerine ayrı bir ince kitap da yaptığını biliyoruz. Yine Burhan Sönmez'de biz bu örneği çok iyi görüyoruz. İşte İstanbul İstanbul'u yazdığında, Labirent'i yazdığında onları yazmadan önce yine bana anlatmıştı. Psikologlara, psikiyatrlara gidip onların çalışma şekillerini, hasta-hekim ilişkilerini, bizzat tanıklığını yaşadığını ve detaylı notlar aldığını ve bu çalışmanın aylarca sürdüğünü. Edebiyat biraz da böyle bir şey aslında. Yoksa oturursun işte o bir yazar var, kitaplarının adını şu an unuttum. Almanya'da oturuyor, 6 kitap yazıyor. Kürt dağlarında falan yazmış. He? Öyle yazıyor. Evet. Hiç görmemiş buraları ya da işte anlattığı coğrafyaları. Haritayı önüne koymuş. Ondan sonra oturmuş o haritaya bakarak coğrafyanın araştırmasını işte metin üzerinde yaparak oturup kitap yazmış. Edebiyat biraz bana göre böyle bir şeydir. Edebiyat iyi araştırma yapmak, kahramanlarıyla birlikte yaşamak, onlarla tartışmak, onlara yazdığı metinler üzerinde hak ettiği yere oturuyor mu, oturmuyor mu? Bu açıdan katılıyorum sana sevgili yavrum. Sorduğun için de abla teşekkür ederim. Ben bir hikaye sorudan soruşum, sen anlatınca mekana gittiniz mi falan değil mi? Bir örnek vereyim. Şimdi Peygamber'in dişesini yazıyorum. Şehrin ortasında bir, en sonunda bir kuyuya iner. Ama bu kuyu, tamam bir sürü kuyu biliyorum ama şehrin ortasında bir kuyuya inebilir miyim gibi bir şey olmuştu. Yani böyle bir yere gidebilir miyim? O arada orada giderken ne hissedersin sezgisel olarak? Ya da neler görürsün falan gibi. Bir de bu sanatçısı arkadaşım var Erol. Ona böyle bahsettim. Ya dedim bildiğin böyle bu şilhane gibi şey gibi yok mu falan gibi. Dedi gel seni Merkez Efendi Camisi'ne götüreyim. O dedi, dedi orada bir şey var. Aslında Hristiyanlık dönemde Ayasma'dır. Fakat sonraki zamanlarda çilehane olarak kullanılmıştır. Oraya gittik işte izinler falan aldık bir şekilde oradakilerle. Aşağı indik işte. Mesela o ondan sonra tabii ona çanta şey söyledim. Böyle, orada kaldığım zaman bir şekilde artık ben değilim orada kalan. Yani çünkü şey yazacağım karakterin bu şeyini seviyorum. Işık nasıl görünür yukarıda? Mesela koku var mı? Ne gibi şey. Mesela çok küçük detaylar orada kaldığım şeyde hissetmiştim. O sürede hissetmiştim. Sonra şey dedim ya dedim bir gece kalma izni var mı falan. Abi dedi ah geceler kimler gidip bilmezse falan gibi. Dedi o zaman da sabah seni deli olarak buradan çıkartırız. Öyle bir şey süreci vardı tabii ki. O zaman rüyalarınızın da etkisi oluyor. Yazdıklarınızda erken kalkıp hemen başlıyormuşsunuz ya. Yani, evet. Olabiliyor mu acaba? Bunu bir ek yapabilirim ben. Tamam, erken söyle. Yani erken kalkmak benim köylü olduğundan dolayı deriz. Erkenden uyanıp bir şey yapmadan hiçbir onu, şey yapmadan uykunun düzeyinde olduğunca. Ben, ben şey renklerle çok şeyim var. Renklere karşı bir şey tutkum var yani. İki vakti çok severim. Özellikle sabah vakti, sabah böyle bir şey bir karanlık vardır.
yani nasıl diyeyim, ağır bir karanlık değil, hafif bir karanlık vardır. O karanlık yavaş yavaş sanki böyle bir yükseliyor, göğe doğru yükseliyor. O gök değişimini yıllardır ısrarla en yüksek şeyde böyle bir oturup ki göğü göreyim diye. O karanlık şeyi çok önemli şey diyor. Biraz çoğu zaman da onu o dinginlikten sonra yazmak çok daha şey geliyor bana. Şimdi ben birkaç yıl önce Şafak Ağası geçirdim. Gözümü açtığımda ambulanstaydım. Ama aklımda yazdığım yazının son cümlesi vardı. Döndüm ATT'ye, dedim ki ya bilgisayar verebilir misiniz? Şaşırdım buna, tabii yine karanlık oldu her şey. Gözümü açtığımda hastanedeydim bu sefer. Ama yazımı böyle tamladığımı hatırlıyorum. Galiba yazıyla yapılan işler, daha doğrusu yatıp kalkmakla ilgili bir şey. Yani ne kadar önem verdiğinizi gösteriyor birazcık da. Ama yazı yazarak bulunan bir şey. Bir okulu, ne bileyim, öğrenen bir tarafı yok. Galiba yolculuğun kendisi, yani yazmak ile ilgili yolculuğun kendisi en iyi öğretici, öğretmen oluyor. Hep böyle bir formülden bahsedilir ya, işte atölyede olur, bir şeyler anlatır, öğretilir. Ben bunun birinci şartının disiplinli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bir de insanın ritminin bozulmaması, yani günlük 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat fark etmiyor. Yani kişinin zihninin hızı ve yazıyla kurduğu ilişkinin galiba niteliğiyle değişiyor bu. Ama çalışma disiplininin ben yazıyla kurulan ilişkide belirleyici olduğunu düşünüyorum. Günlük bir de bir gün bile aksatmadan, 3 aysa 3 ay, 6 aysa 6 ay, hatta bu süresine kalarsa, sonunda insan zaten bir vakitten sonra kendi yazdığına kör olmaya başlıyor. Çünkü zihin öyle bir şey ki yazdığını tamamlıyor. Yazılan bir şeyi tamamlıyor artık. Bazen size anlatırlar ya, şöyle bir şey yapacağım, böyle bir şey yazdım, anlatır, okuduğunuzda aslında anlattığı gibi bir metin olmadığını görürsünüz. Çünkü zihninden geçen ile yazdıkları bazen aynı olmayabiliyor. Bu da zihnin kendi metnine gitgide körleştiğini gösteriyor. Yani o son aşamadan sonra başka bir göze ihtiyaç duyuyorsunuz. Yazarsınız, işte Yavuz'un 4 merhaleden geçiyor. Kimisi bir kere yazar, editörüne verir, dönüşler olur. Ona göre yine bir çalışma disipliniyle devam eder. Ama yazı dediğim gibi bir çalışma disipliniyle ortaya çıkan, yazarak keşfedilen bir şey. O yüzden her yazarın, her yiğidin galiba kendine az bir yoğurt yiyişi var. Şimdi Yavuz anlatıyor, dedim ki hiç ben böyle çalışmıyordum ya. Belki tamamen farklı bir çalışma disiplini. Ama hakikaten herkesinki farklı. Ve galiba her yazar kendi çalışma ortamını ve kendi şeyini yaratıyor üzerine. Başka soru var mı? Tamam, o zaman şöyle, yani vaktimize dolmak üzere bir soru alalım. Ondan sonra yalnız söyleyecekler varsa da toparlarız. Sonra imzasına geçeriz. Ben roman okuduğumda bir ara Mehdi Acaba ruh hastası mı diye düşündüm. İlk başlangıç sonuç itibariyle oraya varacak diye düşündüm. Yani Mehdi'ye son itibarhaneye falan kavuşturacak diye düşündüm. Çünkü romanda şöyle bir biraz teknik şey olacak ama ilk iki bölümde bir ilahi anlatıcı var. Üçüncü bölümde Mehdi kendisi anlatıyor. Son bölümde yine bir ilahi anlatıcı var. Yani roman karakterleri de gerçek insanlara benzer insanlardır. Ve ben bunların yaratıcılarının da hani bu genel geçer bir şeydir. Yazarlar olduğunu düşünüyorum. Yani bir nevi yazar bir tanrı gibi orada birini yaratır. Yani tabiri caizse biz direkt ben Mehdi'nin yaratıcısına sormak istiyorum. Yani çünkü sanki Mehdi bir ruh hastasıymış da, hani siz başta dediniz ya peygamberlere Allah hani bu görevi ben üstlenemem, bu ben değilim, yani başka birine ver falan gibi. Sanki Mehdi roman boyunca tanrısına, yani Yavuz II'ye ben bunu yapamam, ben peygamber değilim, ben hafakanlar görüyorum, Cebrail falan görmedim diyor ama Yavuz II zorla hayır, ben seni seçtim, sen peygamber olacaksın diye sanki onu zorluyormuş ölüme geldi, onu peygamber olmasın için. Direkt yaratıcısına sorarsak, Mehdi bir ruh hastası mı yoksa peygamber mi? Şimdi bu çok şey bir sınır. Yani ben de bu sınır, bu metnin yazarken en şeytin sınırı kendisi koydu. Çünkü bugün o yani peygamberler tarihini okuduğumuzda onların hikayesini dinlersen dediğim gibi çoğunu
kaldırıp şeye bırakmam lazım. Yani mesela düşünsene ben bir anda Allah'ı gördüm, oğlumu kurban etmeye götürüyorum. Yani ki kadın da bunun üzerine çok düşündü bir şey. Yani bir çevrenize düşünün, yani bir amcanı düşün. Ben valla dün Allah kuramda geldi ve oğlunu kurban et ve sonra da küçük çocuğunu işte götürüp dağda kesmeye götürdü. Şimdi bunun bugünkü akıl alır. Burada şey vardı, dediğim gibi biz bugünkü baktığımız şeyler vardı, psikanalizmler, şeylerle bakabiliyoruz. Ha burada zaten orada da ailesi de yani bunun şeyde ailesi de bu senin gördüğün bir, sen bir ruh hastasın, sen bir hastasın bu, olarak onu itham ediyor. Ben bu karakteri olabildiğince peygamberler tarihindeki o peygamberler tarihindeki alegori dediğimiz yani orayı da şey olarak yani oradaki yani her nerede bir şey çağdaş bir peygamber şeyde etseniz de o arada gidip gelecek şekilde düşündüm. Ve evet bir yanda dediğin gibi bir ruh hastası gibi görürsün. Bir yanda da evet gerçekten ilahi bir şey mi gibi olması için olsunca da gidip gelmesine dikkat ettik diye. Biz de bir karar veremiyoruz. Ben de bunu aşağıya dediğim gibi şu anda yani hangi peygamber soru ben sana örneğini vereyim. Bugünkü dünyayla bakar. En basit İbrahim'in hikayesini düşün. Urfa'da bize yakın yani. Ben oğlumu götürüp kesiyorum derse yani nasıl yani şey oluşur? Nasıl algılarız? Gibi. O şeyde olmasını hep istiyordum. O dengede olmasına hep istiyordu. Yani o dengede yürüyorsun. O dengede. Çünkü dediğim gibi bir ya şey bir söyler bu. Şimdi ismini hatırlamadım. Başından beri böyle bir şey düşünüyorum ama bir türlü ismini hatırlamadım. Bir kitap var. Deliliğin uygarlığı mı? Uygarlığın deliliği mi falan diye yapı diyenlerde çıkmıştı. Orada bir bölüm peygamberler var diyor. İsrail'de diyor çok peygamber çıkardı. Eğer kendine ait, kendine karşı bir inanan oluşursa peygamber oluyordu. Yoksa deli olarak tarihe karışıyordu diyor. Böyle bir tespit vardı yani. Onu yaptım yani. Peygamberlerin de zaten ilk çıktıkları vakit öyle koroy koroy kabul edilmiyor. Tabii. Yani bu zaman çok zor bir süreçte oluşmuş. Yani kendi döneminde yani hemen çıkıp kabul eden çok az peygamber vardır. En garibanı ve en zoru da Yunus peygamberdir. Yani 30 yıl falan tercih ediyor, bir kişi inanır, o da kısa zamanda onu terk ediyor yani. Şey, bir kişi tek kişi, düşünsene bir 30 yıl boyunca bir kişi inanç edebiliyorsun. Böyle bir şey. Böyle bir okurken tabii ki yani o hikayelerin de bir gönderme olarak şeyleri onun üzerine de düşünüyorum tabii. Bir de bugünkü zihnimiz bambaşka bir artık yani. Bence yavaş yavaş toparlıyorum çünkü ben genellikle şeyden dolayı böyle ben de çok sıkılgan biri oldum şimdi 7 ayda doğmuş bir şey olarak söyleşilere gidince böyle bir saatince anlıyorum şu olursa o yüzden elimden geldikçe daha kısa bir şey tutmaya çalışıyorum. Dün Batman'da söyleşim vardı benim Kürtçe kitabı yani Peygamber Dişesi Kürtçe çeviren Mervan Hoca vardı. Şimdi Mervan Hoca biliyorum, çok da tanıdığım ve severim. Onunla konuşmayı da çok seviyor. Başında dedim Mervan Hoca bak, biz bir saatte bitirelim. Bana ters vardı dedi, ben imamım, öğretmenim, siyasetçiyim. Ben bir saatte nasıl bitireceğim falan gibi bir şey gibi. Böyle bir şey olmuştu. Bugün zaman ayırıp geldiğiniz için, bizimle bu sohbeti paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Abdullah da sağ olsun moderatörü yaptı. Şimdi teşekkür ederim. Zaten aslında aramızda olan birçok arkadaşım okuruyum. Size de teşekkür ediyorum. Şemiz Ağrı'dır, Ahmet'tir, Lorin'dir, Vecdi abidir. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşürüz.